Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Volkan Ziraat'in sunmuş olduğu pratik yöntemlerde hayvanlarda görülen uyuz hastalığına karşı ne gibi çözümler sağlayabiliriz? Bunu öğreneceğiz. Halk arasında çok sık olmasa da bilinen bir yöntem var. Hayvanlarda görülen, kaşıntı yapan uyuz hastalığına karşı, uyuz böceklerine karşı hazırlayacağımız bir karışımdan bahsedeceğim sizlere. Uyuz böceğinde ilaçlama çalışmaları hazırlığında çam ağaçlarından çıkan katran kullanıyoruz. Birinci malzememiz bu. İkinci malzememiz zeytinyağı. Üçüncü malzememiz de tuz. Bildiğimiz sofra tuzu. Sodyum klorür kullanıyoruz. Bu ürünlerin hazırlığında üç karışımı bir kaba alarak kaynatıyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Soğuma aşamasından sonra bu hazırlamış olduğumuz karışımı bir sprey vasıtasıyla uyuzlu olan bölgeye, hastalıklı olan bölgeye, parazitin bulaşmış olduğu bölgeye hayvanlara sprey şeklinde veriyoruz. Ve yaklaşık bir haftalık zaman sürecinde hastalığın tamamen geçtiğini, uyuz hastalığın bittiğini ve canlıların normal hayatına döndüğünü görüyoruz. Biz bunu koyunlarda ve keçilerde denedik. Artı büyükbaş hayvanlarda denedik. Olumlu sonuçlar aldık. Ev hayvanlarınızda, kedi ve köpeklerde de uyuz problemlerine karşı böyle bir çözüm sağlayabilirsiniz. Uyuz zararlısına karşı alınacak önemli tedbirlerden bir değişik bir yöntemi dinlediniz. Volkan Ziraat'in sunmuş olduğu bir başka programda görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kedi yakalama tuzağımızı tanıtacağız. Kedi yakalama tuzağı burada gördüğünüz gibi kediler için dizayn edilmiş bir tuzak. Bu tuzağı kedilerin içine girerek yakalanmasını sağlayacak şekilde dizayn edilmiş bir tuzak olduğunu görüyoruz. Burada görüldüğü gibi içerisine tavuk parçaları koyduk ve kedinin buraya girerek yakalanmasını sağlayacağız. Kedi buradan girerek yeme ulaşıyor. Yemi yerken bu kapak aşağı düştüğünde yakalanmış olacak. Canlı yakalama sistemi olarak geçiyor. Evet, burada gördüğümüz bir kedi var. Bu kedinin girişini görmeye çalışacağız. Kedi kapanı ile ilgili bir tanıtım yapacağız. Kedi kapanı nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır ve gerçekten fonksiyonu iyi mi? Kedi yakalamada başarılı sonuç veriyor mu? Bugün programımızda bunu göreceğiz. Kedi kapanı yerli malı bir ürün tamamıyla. Burada kullanımı size anlatıyorum. Kapağı açıyoruz ve buradan baskı yaparak kapağı sabitliyoruz. Kapağı sabitledikten sonra burada görüldüğü gibi İçerisine bir yem koymamız gerekiyor kediyi yakalayabilmemiz için. Kedinin yiyebileceği türde bir yem koymamız gerekiyor. Bu yemi koyduktan sonra kedi bu açıklıktan içeri girecek ve girdikten sonra buraya bastıktan sonra uç kısma geldiğinde kapak hareket edecek. Bu şekilde kapanacak. Temel çalışma prensibimiz bu arkadaşlar. Evet. Deneme videomuzda birazdan kedi nasıl yakalandığını göreceksiniz. Teşekkürler. Patiyi sokup içinden eti alabiliyor çok rahat. Evet, şimdi başardık.